48 saat. Bu bir terör elebaşının bir Avrupa ülkesinde yakalanmasıyla serbest kalması arasında geçen zaman. Yarım saat ise mahkemeye giriş çıkış süresi. Çok kısa değil mi? İbretlik. Evet, tutuklanmasını hatta iade edilmesini bekliyorduk. Çekya yargısı skandal ancak şaşırtmayan bir karara imza attı. Salih Müslim'i serbest bıraktı. İlişkiler bir anda gerildi. Çekya'ya nota verdik. Haliyle karar Ankara'da bomba etkisi yarattı. Mahkemeye kelepçeli olarak böyle getirildi. 15 dakika geçmeden elini kolunu sallayarak böyle çıktı. Skandal bir karara imza atan Çekya yargısı terörist başı Salih Müslim'i serbest bıraktı. Türkiye'nin 3 ayrı suçtan kırmızı bültenle aradığı Salih Müslim'in Çek hakimin karşısına çıkmadan önce endişeli olduğu yüzünden okunuyordu. Tam teçhizatlı, kar maskeli, çelik yelek ve otomatik silahlı 7 Çekya özel tim polisi arasında yürüdü. Elleri kelepçeliydi. Ancak kelepçe paltosunun kolları altında kaldı. Endişeli bakışları mahkeme salonuna yaklaşırken değişti. Kapıdakileri selamlamak için elini kaldırdığında kelepçeler net bir şekilde görüldü. Duruşma sadece 8 dakika sürdü. Bir skandala imza atan Çekya, Müslim'i Avrupa Birliği ülkeleri dışına çıkmaması şartıyla serbest bıraktı. Yüzü gülen Müslim, bir eli cebinde, diğerini sallayarak böyle çıktı. Ankara'dan Çekya'ya tepki yağdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Çekya'ya nota verildiğini açıkladı. Salih Müslim'in de her zaman ensesindeyiz. Bundan sonra ona rahat hayat yok. Hukuk çerçevesinde gerekeni yapacağız.